Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemin ilk sırasında ise emekliye yapılacak zam oranı var. Bu akşam bir müjde gelir mi? Şimdi konuya ilişkin detayları arkadaşımız Buğra Olaç bizlerle paylaşacak. Buğra kolay gelsin diyelim. Evet, emeklinin de gözü kulağı kabine toplantısında. Peki başka hangi başlıklar öne çıkıyor? Seni dinliyoruz. Meltem Günay, bir müjde gelir mi dedin. Aslında geçtiğimiz kabine toplantılarında sıklıkla gündeme gelen bir başlık da emeklilere yapılacak ara zam düzenlemesi ya da ikramiye düzenlemesi veya seyyanen zam düzenlemesi. Bugünkü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya aslında netlik kazandırması bekleniyor. Cumartesi günü gerçekleştirilen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi kabine toplantısının ardından açıklayacaklarını ifade etmişti. Uzunca bir süredir üzerinde çalışılıyordu. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir çalışma yürütüyordu. İşte o çalışmanın olgunlaştığını ve kamuoyuyla paylaşılabilecek hale geldiğini ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak olan kabine toplantısının ardından emeklilere yönelik olarak düzenlemeyi paylaşması, o müjdeyi vermesini bizler de bekliyoruz. Düzenlemenin nasıl olacağına ilişkin ise çeşitli başlıklar masada seyyanen bir zam gündeme gelmişti. 29 Ekim'de 5.000 liralık bir ikramiye gündeme gelmişti. Veya bunların yanında en düşük emekli maaşının arttırılması gibi bir başlık gündeme gelmişti. İşte yapılan çalışmanın ne şekilde olacağı bugünkü kabine toplantısında netlik kazanacak. Bunların dışında terörle mücadeleyi de geniş bir parantez açılacak. 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırının ardından Türkiye Suriye'ye yönelik özellikle hava harekatları başlatmıştı. Bu hava harekatlarında elde edilen bilanço kabinede ilgili bakanlar tarafından paylaşılacak. Bunların dışında önümüzdeki süreçte Türkiye'nin yine terörle mücadelede nasıl adımlar atacağı da kabinede ele alınan önemli başlıklar arasında diyelim. Bunların dışında diplomasi de önemli bir başlık oluşturuyor. Yine cumartesi günü İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin kabinedeki öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu ifade edelim. İki ülke arasındaki gerilimi dindirebilmek için Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiddeti arttırmanın kimsenin faydasını olmayacağını ifade etmişti. Yine bugünkü kabine toplantısında da önümüzdeki süreçte iki ülke arasında İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi dindirebilmek için Türkiye'nin üstlenebileceği rol masaya yatırılacak ve bundan sonra Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilime dair yapabilecekleri ve temaslarının da bir şekilde masaya yatırılması ve atılacak adımların kararlaştırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak kabine toplantısı. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuna paylaşmasını bizler de bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Meltem Günay. Buğra Olaç, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz bir kez daha. Evet, toplantıyı bizler de takip ediyor olacağız. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.